kalpler birlik oldu. Toplum daha yaşanabilir bir hale geldi. Efendim, afet bölgelerinde gönüllü desteğin önemi nedir? Sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir olmasının önemi nedir? Bütün bunlar çok önemli. Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırım'la az sonra canlı yayında olacak. Kendisi Toplum Gönülleri Vakfı ile ilgili yapılacak, önümüzdeki günlerde yapılacak etkinlikten bahsedecek. Hepimiz onlarla ve gönlümüz onlarla birlikte. Bakalım bugüne kadar neler yapılmış. Burada yapmış olduğumuz iş insanlara yardım etmekten ziyade bir sorumluluk. Çok hüzünlü bir ortam ama bir yandan da yardım etmenin, iyiliği saçmanın bir enerjisi var. Günlük 15 saat çalışıyoruz ortalama. Ya birlikte güçlüyüz biz aslında. Gençler sayesinde yapıyoruz bunu. Onların müthiş enerjisi, kocaman kalpleri sayesinde oluyor. Biz bu afette birçok gönüllü arkadaşımızı kaybettik. Ailelerimizi kaybettik. Onların ailelerini kaybettik. Ulaşabildiğimiz kişilere ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadığımız kişilere de bugünden sonra toplum gönüllüsü olan veya olmayan herkese ulaşmaya çalışacağız. Hepsi için burada olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Evet. Aslında sizler de iyi ki varsınız. Evet. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli işler yaptığını deprem felaketinde hep beraber gördük. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Ayşe Kırımlı, Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü efendim kendisi. Ya TOK ismini biz çok uzun zamandır duyuyoruz, çok da duyuyoruz. Kaç yıllık bir organizasyondan bahsediyoruz ve vakfın çalışmaları nelerdir özellikle bu döneme doğru birazcık da gelirsek? Tabii, memnuniyetle. 21. yılımızı kutluyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluş amacı 2002 yılında gençlerin, üniversiteli gençlerin kendi yerellerinde sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek ve bunu geliştirdikten sonra da toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara kendi çözümlerini bulmak. Bu amaçla kurulmuş bir vakıf. Evet. Şimdi bu vakıf neler yaptı, neler yaptı Murat? Ya yaptı da özellikle ben hemen şeye gelmek istiyorum. Yani sıcağı sıcağına orada yardımlarınız devam ediyor hala. İki ay önce bir deprem meydana geldi ve son derece felaketin boyutları zaten bir hayli fazlaydı. 13 ilden bahsediyoruz, daha sonra OHAL kapsamında olan diğer iller filan vesaire. Neler yapılıyor orada şu anda? Yardımlar geliyor mu? Çünkü asıl olan yardımların akması ve devam etmesi. Çok önemli bir konuya değindiniz. Öncelikle 11 il sonra evet 13 il kapsam içine alındı. Önce arama kurtarma çalışmalarıyla başladı 6 Şubat'ta biliyorsunuz. Biz 7 Şubat'ta sahadaydık vakıf olarak. Şöyle bir platform var, afet platformu. Bizim de üye olduğumuz 27 sivil toplum kuruluşu var burada. Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak biz tüm bu üyelerin gönüllerini sahada koordine etme görevini üzerimize aldık. Bir çağrı çıktık ve 60 bine yakın gönüllü başvurdu. Bugüne kadar 5 bine yakın gönüllüyü sahaya gönderdik. Nereye gönderdik? Yardım toplama depolarına gönderdik. Ağırlıklı Hatay biliyorsunuz tabii. Büyük bir yıkıma uğradı. Kahramanmaraş aynı şekilde, Adıyaman ve Gaziantep'te yardım toplama depolarında çalıştık. Halihazırda Hatay'da ve Adıyaman'da bu çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar on binlerce çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, jeneratör, hijyen malzemesi, aklınıza gelen her türlü malzemeyi hem sahaya gönderdik hem de gönüllerimizle evet yardım toplama depolarında bunları organize edip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Tabii bunlar birdenbire olacak bir şey değil ya, muhtemelen orada ciddi anlamda bir organizasyonunuz daha evvelinden oldu. Çünkü ertesi gün hemen başladığınıza göre bu tür yardımlara, o anlamda yani organizasyon şemasını kuranlara bravo. Tabii ki gerçekten size bravo diyoruz yani. Çok kolay iyi değil ki. Bu vakfa nasıl katılabilir? Mesela Murat, ben Toplum Gönülleri Vakfı'na katılmak için ne yapmamız lazım? Çok kolay. www.tok.org.tr web sitemize giriyorsunuz. Gönüllü ol butonuna tıklıyorsunuz ve oradaki formu doldurup gönüllü oluyorsunuz. Biz size ulaşıyoruz. Ulaşıyorsunuz ve o anda nerede ne gerekiyorsa bir anda TOK diyerek siz bir anda 60 bin kişi her yerde kendinizi gösterebiliyorsunuz. Bu harika. Peki şimdi afet bölgesine dayalı bir takım projeleriniz var ve bunlardan önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapacaklarınız çok kıymetli. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii, aslında başladık. Biz sahaya indiğimizde gördük ki evet yardım toplama, dağıtma çok kıymetli ama kalıcı bir çalışma yapmak lazım bölgede.
sürdürülebilir ve yıllara yayılan. Çünkü yıkım çok büyük. Bunun iyileşmesi minimum 2 yılı alacak. Daha da uzayabilir. Bizim odağımız gençler, gençlerle birlikte çocuklar da ve aslında orada yaşayan herkes. Bu nedenle adına destek merkezleri dediğimiz bir projeyi başlattık. Çok nedir güzel. Bu proje? Biliyorsunuz önce çadır kentler kuruldu. Evet. Şu anda konteyner kentler kuruluyor ve çadırda yaşayanlar konteynerlere yerleşecekler. Bu bölgelerde kurulan bu konteyner kentlerin içinde çocuk ve gençlerin iyi olma hallerini destekleyecek merkezler bunlar. Ne demek istiyoruz? Çeşitli atölye çalışmaları, eğitim programları, psikososyal destekler, gerekirse psikolojik terapiler. Ama bunun yanında sosyal etkinlikler, tiyatrolar, sinemalar organize etmek. Tabii sizden gidip de kimse ev yapın vesaire demiyor. Sizin özellikle hani yapmanız gereken sosyal ve kültürel faaliyetleri evet. Daha doğrusu insanoğlunu oradaki adapte etmek hayatı. Evet. Eski hayatını belki. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu merkezleri biz kendimiz kuruyoruz. Fiziksel olarak da, içerik olarak da. Burada da ben şunun altını çizmek istiyorum. Dayanışma kelimesi çok önemli evet. bölgede. Yıkım çok büyük olduğu için tek başına sivil toplum kuruluşları, tek başına özel sektör ya da kamu yeterli değil. Bu üç grubun düzenli ve sürekli dayanışmasıyla bölge iyi olacak. Yeniden iyi haline kavuşacak. Onun için biz bunu esas alıyoruz. Kamuyla yakın çalışıyoruz. İzinlerimizi kamudan alıyoruz, çok güzel, valiliklerden. Çok özel sektörün desteğini alıyoruz bu merkezleri hayata geçirmek için. İçerik olarak uzmanlarla çalışıyoruz ve kendi personelimiz. Ve de tabii ki on binlerce genç üniversiteli toplum gönüllüsü çok bu güzel. Merkezlerde görev alacak. Harika. Peki 2-3 Mayıs'ta galiba bir kermesiniz var yine evet. İstanbul'da. Evet. Bu kermesten elde edilen gelir yine tabii ki her zamanki gibi TOK deprem bölgesine yönlendiriyor. Neler yapmayı planlıyorsunuz bununla ilgili? Çok fazla gönüllü var. 15. kermesimizi düzenliyoruz. Tok Pazar adını verdiğimiz bu kermes her yıl düzenlenen bir klasiktir. Birçok marka katılır, yüzlerce marka. Çok değerli ziyaretçilerimiz olur. Toplum gönüllüsü gençler burada da görev alırlar. Müthiş bir alışveriş şenliği. Evet, tabii bir canım, alışveriş şenliği. İyi insanlar, iyi kalpler evet. hep sordu. Evet. O kadar güzel. Ama şenliği iyiliğe, yeniden iyiliğe bu kez deprem bölgesi için evet. dönüştürüyoruz. Elde edilecek tüm gelir az önce bahsettiğim projelerimize aktarılacak. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bölgede 600 bin üniversiteli genç var. Bu gençlerin bir kısmı evini ve okulunu, ailesini kaybetti. Hızla bir afet burs fonu oluşturduk. Hedefimiz ilk etapta 1000 öğrenciye bir yıl boyunca, 12 ay boyunca bir destek sağlamak. Ayda 1600 TL gibi bravo. Bir rakam. Çok güzel. Buna başladık. Şu anda 500'ünü gerçekleştirdik. Alacağımız bağışlarla kalan 500'ü de en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii bağışlarla ayakta kalıyorsunuz. Bu anlamda da bağış tabii. son derece mühim. Son derece o da zaten önemli. İnternet ya da başka evet. yerlerden bulunabilir. O alışveriş şenliğinde de herkes yine çok fazla gelsin. Herkes evde evet. ufak alabildiği her şeyle o desteğini evet. Göndersin. Tabii TOK da benim için çok önemli. TOK gönüllülerinden biri. Uzun süre sizinle birlikte tabii. çalıştığınız sevgili Burcu Hanif'i geçtiğimiz günlerde kaybettik. Maalesef. Onu sevgi ve rahmetle anıyoruz. Çok özlüyoruz. TOK deyince gerçekten Burcu benim için bir sembol isimdir. Çünkü çok fazla çalışması çok, vardı bununla çok ilgili. Çok destek olmuştur. Buradan bir cümle de sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Biz teşekkür ederiz sağ olun, desteğiniz için. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Siz de eksik olmayın. Çok teşekkürler. Bol şans diliyoruz. Sağ olun. Evet.